Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Federal Meclis'te düzenlenen Türkiye özel oturumunda Ankara'daki terör saldırıları kınanarak başsağlığı dilendi. Oturumda Başbakan Merkel'in sığınmacılar konusuyla ilgili Türkiye'ye pazar günü yapacağı ziyaret gündemin ana maddesi oldu. Tüm siyasi partilerden temsilcilerin konuşma yaptığı parlamentoda Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuksuzluklarını açıkça eleştir ve CHP, HDP ile de görüş çağrısında bulunuldu. Muhalefet ziyaretin seçimler öncesinde yanlış bir mesaj olacağının da altını çizdi. Alman Federal Meclis'e Türkiye özel oturumu düzenlendi. Hristiyan Birlik Partili adına konuşma yapan Federal Meclis Milletvekili Roderick Kaiserwetter, Başbakan Merkel siyasi propaganda yolunu seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu yoldan dönmesini isteyecek duyurusunda bulundu. Unsere Aufgabe muss es sein, Aufklärung zu fordern bei diesen Anschlägen und mitzuwirken, dass in der Türkei ein Klima der Aussöhnung geschaffen wird und nicht ein Klima der fortgesetzten Spaltung. Ankara'daki saldırılarda hayatını kaybedenler için Türkçe Türkiye başınız sağ olsun diyen Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Milletvekili ve Almanya Türkiye Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı Michele Müntefering, Erdoğan'la Merkel'in görüşmesinin doğru olmadığını söyledi. Staatspräsident Erdoğan, der den Friedensprozess einst selbst begonnen hat, der will davon jetzt nichts mehr wissen und obwohl bei der Wahl am 7. Juni die Legitimation verfehlt hat, versucht weiterhin die Macht auf sich zu vereinen und ein Präsidialsystem zu errichten. Federal Meclis Başkan Vekili ve Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth'sa konuşmasında Türkiye AK Parti tarafından otokrasiye dönüştürülüyor eleştirisinde bulundu. Die Pressefreiheit hinter Gittern, Zeitungen werden verboten, Fernsehsender werden geschlossen, Redakteure werden verhaftet. Wie um alles in der Welt soll so eine freie und eine faire Wahl überhaupt stattfinden können? SPD Federal Meclis Milletvekili ve Türkiye Koordinatörü Dietmar Nitan yaptığı konuşmada toplumdaki kin ve şiddetin bitirilmesi noktasında ana sorumluluk Cumhurbaşkanı'nındır. Fakat kendisi kargaşayla seçim sonuçlarını değiştirebileceğini düşünüyor dedi. Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Federal Meclis'te düzenlenen Türkiye özel oturumunun ardından Samanyolu Avrupa Haber'e konuştu. Özdemir, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye ziyaretinin 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek formatına dönüşmemesi uyarısında bulundu. Alman Federal Meclis'te düzenlenen Türkiye özel oturumunun ardından Samanyolu Avrupa Haber'e konuşan Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletinin adım adım yok edildiğine şahit oluyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi genel kuruldan geliyorum. Genel kuruldaki mesajlara bakıldığında partiler üstü bir şekilde mesajlar açık ve net Alman Meclis'in konuda ne düşündüğünü. Yani Türkiye'de demokrasi adım adım yok ediliyor ne yazık ki. Otoriter rejime yönelik dönüşüyor ve Merkel eğer Türkiye'ye gidiyorsa bunu dile getirmeli. Hepimiz güçlü bir Türkiye istiyoruz. Avrupa'ya yönünü çevirmiş bir Türkiye istiyoruz. Ama şu anda olan bitenler Türkiye'yi bu yöne doğru çevirmiyor. Tam tersi olmakta. Başbakan Merkel'in CHP ve HDP yöneticileriyle de bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, Merkel'i seçim öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemesi konusunda uyardı. Keşke 1 Kasım'daki seçimleri bekleyip de meclisten çıkmış yeni hükümetle muhatap olsa daha iyi olurdu. Çünkü Türkiye'deki onun muhatabı başbakan, cumhurbaşkanı değil. Türkiye Anayasası'na göre cumhurbaşkanı konumu Almanya'daki cumhurbaşkanı gibi. Yani sembolik birisi, partiler üstü. Ülkeyi birleştiren, mesajlar söyleyen birisi. Türkiye'de bu böyle değil. Türkiye'deki Cumhurbaşkanı adeta bir parti başkanı gibi hareket etmektedir. Almanya Başbakanı anayasaya aykırı, yani Türkiye Anayasası'na aykırı şeylere dahil olmamalı diye düşünüyorum. Almanya'da iltica yasası sertleşiyor. İltica hakkı olmayanları hızlı şekilde sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi. Federal Meclis Almanya'ya ilticayı zorlaştıran yasa değişikliğini kabul etti. İktidar ortağı CDU, CSU ve SPD'nin hazırladığı yasadaki değişikliğe göre Almanya'daki iltica hakkı olmayanlar hızlı şekilde sınır dışı edilecek. Aylarca süren iltica başvurularının sonuçlandırılması süreci birkaç hafta içinde sonuçlandırılacak. Sınır dışı edilecek kişilere karar önceden bildirilmeyecek ve polis hızlı şekilde geri gönderme işlemini gerçekleştirecek.
İltica başvurusu yapanların kaldıkları ilk kabul merkezinde 3 aya kadar kalma süresi de 6 aya çıkarılacak ve insanlara bu sürede maddi yardım yapılmayacak. Bunun yerine giyecek veya gıda yardımlarıyla birlikte ihtiyaçları karşılanacak. Eyaletlerin ve belediyelerin mülteci krizi nedeniyle masraflarının bir kısmını üstlenmeyi hedefleyen federal yönetim, eyaletlere mülteci başına 670 euro yardım sağlayacak ve bu yardımlar 5 ay sürecek. Yasanın 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu arada Avrupa Birliği liderleri birliği zor durumda bırakan mülteci krizi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Zirvede Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki koordinasyonun arttırılması amacıyla hazırlanan ve 4 temel maddeden oluşan bir ortak eylem planı görüşülecek. Eylem planı kapsamında Türkiye'ye daha fazla mali ve idari destek verilmesi, Türkiye sahil şeridinin kontrolüne destek vermek için Ankara'dan izin alınması, insan kaçakçılarıyla koordineli mücadele ve yasa dışı yollarla Avrupa Birliği'ne giren göçmenlerin iadelerinin hızlandırılması öngörülüyor. İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi Avrupa Birliği liderlerinin bu konuda işbirliği karşılığında Türkiye'yi siyasi hediyelere boğacağını yazdı. Haberde Avrupa'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter eğilimlerini bir kenara bırakacağı ve göçmenler konusunda yardımına karşılık ona siyasi hediyeler teklif edeceği iddia edildi. Buna göre Türkiye mülteciler konusunda işbirliğine onay verirse Avrupa Birliği finansman vize serbestisinin hızlandırılması, Avrupa Birliği liderleriyle toplantılar ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması gibi bazı konularda kolaylık sağlayacağı belirtildi. Mültecilerin durumu ile ilgili her geçen gün farklı haberler geliyor. Son olarak Avusturyalı yetkililerin Suriyeli hamile bir bayanı karnında çocuğu ölü olduğu halde trenle Almanya'ya gönderdikleri ortaya çıktı. Avusturyalı bir doktor Suriyeli hamile mülteci bir bayanın karnındaki bebeğin kalp seslerini duymadığını rapor ettiği halde mülteci bayan polis tarafından trene bindirilerek Almanya'ya gönderildi. (Gülüyor) 47 yaşındaki bayan Almanya'nın sınır şehri Passau'da derhal hastaneye kaldırıldı. Passau polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre iyileşen bayan taburcu edildi ancak bebek ölmüştü. Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hamile bir kadının böyle bir teşhisten sonra yetkililer tarafından bilerek gönderilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Teşhis ve tedavi konusunun doktorlarla hasta arasında görüşülen bir konu olduğu belirtilen açıklamada, Avusturya'nın mültecilere insani yaklaşım ve ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından en üst düzeyde olduğu ifade edildi. Fransa sene sonuna kadar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülke vatandaşlarına kısa süreli seyahatler için 48 saatte ekspres vize kolaylığı sağlayacak. Kısa süreli ziyaretler kişisel ve iş seyahatlerini kapsayacak. Fransa bu yıl sonuna kadar Türkiye, Endonezya ve Singapur vatandaşları için 48 saatte ekspres vize işlemlerinin başlayacağını duyurdu. Fransa'da Bakanlar Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamada Türk vatandaşlarının kısa süreli ziyaretler için yapacakları vize başvurularının 48 saat içinde sonuçlandırılacağı bildirildi. Ekspres vize kısa süreli ziyaretler kişisel ve iş seyahatlerini kapsayacak. Ekspres vize ilk kez 2014 yılından itibaren Fransa-Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Çin vatandaşları için başlatılmıştı. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada vizede kabul koşullarının hafifletildiğini ve prosedürün sadeleştirildiğini açıklamıştı. Volkswagen'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki egzoz emisyon testi manipülasyonunun yankıları sürüyor. Almanya'da Federal Motorlu Ulaşım Dairesi, Volkswagen'in Almanya'da manipülasyon yaptığı 2.4 milyon dizel aracı geri çağırmasını istedi. Almanya Federal Motorlu Ulaşım Dairesi, Volkswagen'ın egzoz emisyon testi manipülasyonu yaptığı Almanya'daki 2.4 milyon dizel aracı geri çağırmasını istedi. Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt yaptığı açıklamada, dairenin Volkswagen'dan manipülasyon yaptığı araçları geri çağırmasını istediğini belirtti. Dobrindt,
Geri çağırma işleminin herkes için geçerli olduğunu dile getirerek, teknik detayları vermek için henüz erken olduğunu söyledi. Geri çağırma işleminin 2016 yılı başında başlayacağını vurgulayan Dobrindt, bakanlık geri çağırma işleminin başlamasını ve seyrini inceleyecek dedi. Öte yandan araç sahiplerinin bireysel olarak araçlarını tamir ettirmelerinin kabul edilmeyeceği kaydedildi. Araç sahiplerinden araçlarının geri çağrılması ile ilgili postayla bilgilendirildikten sonra konu hakkında ilgili olmaları istendi. Bu arada Volkswagen 2016 model dizel araçlarının da egzoz testlerinde manipülasyona yol açabilecek ek bir yazılıma sahip olduğunu Amerika Çevre Koruma Ajansı'na bildirdi. Ajansa geçen hafta rapor edilen yedek emisyon kontrol mekanizması adlı bu yazılımın şirketin 2009 ila 2015 yıllarında üretilen diğer dizel araçlarında bulunan hileli yazılımdan farklı işlediği belirtildi. Volkswagen'dan yapılan açıklamada söz konusu yazılımın denetleyici kuruluşların onayına tabi olduğu ve bu kuruluşların şu anda konuyu değerlendirdiği kaydedildi. Çevre Koruma Ajansı'ndan yapılan açıklamada ek yazılımın araştırıldığı ancak henüz emisyonda manipülasyon yapmak amacıyla yerleştirilip yerleştirilmediği konusunda bir karara varılmadığı bildirildi. Sevgili seyirciler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 1 Kasım öncesinde 7 Ekim itibariyle oy kullanmaya başladı. Konsoloslukların hazırlamış olduğu çadırlarda ve belirlenen noktalarda oy kullanıyor. Ancak farklı bir konuyu konuşacağız şimdi. Gurbetin Oyları inisiyatifi 7 Haziran'da yapılan seçimler öncesinde ve şu anda 1 Kasım seçimleri öncesinde de önemli çalışmalara imza atıyorlar. Bizler de bu konuyu Samanyolu Avrupa Haber'de konuşacağız. Karşımızda konuğumuz Burcu Dartan var. Almanya Koordinatörü Gurbetin Oyları'nın. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, Gurbetin Oyları inisiyatifi olarak ben lanse ediyorum. Gurbetin Oyları neler yapıyor seçimlerden önce? Kısaca projenizi ve hedef kitlenizi, hedefinizi anlatabilir misiniz? Tabii. Gurbetin Oyları yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oy kullanmasında şeffaf bir şekilde seçim sürecinin geçmesi için kurulmuş bir inisiyatif. Bizim amacımız öncelikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı oy vermeye teşvik etmek. Aynı zamanda demokratik hakkımız olan müşahitliği insanlara bu imkanı sunmak ve herkesin sandıklarını gözetleyerek seçim sürecinin şeffaf ve mevzuata uygun bir şekilde geçmesine katkıda bulunmak. Peki Burcu Hanım, nasıl bir yapılanma var ve kaç gönüllü aktif olarak bu projede görev alıyor? Bizim aslında çok detaylı bir yapılanmamız yok. Tamamen gönüllü unsuruyla çalışıyoruz. Evet. Yaklaşık şu anda 18 ülkede aktif olarak çalışıyoruz. Ve yaklaşık bir sanırım 300 civarında gönüllümüz var. Her gün gönüllümüz katılıyor. Dolayısıyla tam sayıyı takip etmek çok mümkün olmuyor. Almanya'da yaklaşık 70 civarında gönüllümüz var. Ve herkes her istediğinde istediği ekipte çalışarak genel koordinasyona da yardımcı olabiliyor. Bizim herkese kapımız açık. Hiçbir şekilde bir ayrım gözetmiyoruz. Arkadaşlarımız gerek müşahit olarak çalışabiliyorlar, gerekse çeşitli ekiplerimiz var. Örneğin eğitim ekibi, örneğin sosyal medya ekibi gibi. Gönüllü olmak isteyen herkes bu ekiplerde de çalışabiliyor. Peki Burcu Hanım, 7 Haziran seçimleri öncesinde Almanya'nın farklı bölgelerinde, hatta İsviçre'de de benzer şekilde sandıklarda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Sizin bulunmuş olduğunuz Hamburg bölgesinde de yine bu sıkıntılar haber bültenlerinde yansıdı. 1 Kasım öncesinde bununla alakalı tedbirler aldı mı Gurbetin Oyları? Biz bütün partilere, özellikle müşahitlik yapacak olan kişilere sandık güvenliği eğitimi vermeyi teklif ediyoruz. Orada özellikle mevzuatı bilerek gitmiş olan müşahitlerin daha etkili ve usulsüzlüklerin önüne geçmede daha caydırıcı olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla her partiye, hatta bizimle birlikte çalışmayacak olsa bile müşahitlik yapmak isteyen herkese eğitim veriyoruz. Öncelikli amacımız insanların orada gittiklerinde mevzuatı bilerek orada bulunmalarını sağlamak. Çünkü mevzuatı ne kadar iyi bilirseniz usulsüzlüklerin de önüne o kadar geçersiniz. Onun dışında tabii kendi yapılanmamızla birlikte müşahit olarak çalıştığımız
bölgeler var. Dolayısıyla bizden de arkadaşlarımız gidip gözetmenlik yapıp usulsüzlüklerin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu sene gözlemlediğimiz kadarıyla geçen seneye göre bazı yerlerde büyük gelişmeler var. Tabii seçimin üçüncü kez yapılıyor olması, insanların daha tecrübelenmiş olması, mevzuatı daha iyi öğrenmiş olmaları bunda büyük etken diye düşünüyoruz. Peki sandık güvenliği şu anda oylar kullanılıyor. Oylar kullanıldıktan sonra Ankara'ya gidecek bu oylar. Bu süreç içerisinde sizin herhangi bir çalışmanız oluyor mu? Yurt dışında özellikle Avrupa'dan gönderilen oylar seçim bittikten sonra, yurt dışında seçim bittikten sonra sanırım 3 farklı bölgeden içerisinde her partiden bir milletvekilinin bulunduğu uçaklarla gönderilecek. Dolayısıyla bu uçakların içerisinde bizim bulunmamız söz konusu değil. Bunlar da her partinin milletvekilleri olacak. Fakat oylar Türkiye'ye gönderildikten sonra 1 Kasım günü Ankara Ticaret Odası'nda seçimin bitmesiyle birlikte açılıp orada zarflar açılacak ve oylar sayılmaya başlanılacak. Yurt dışında zarflar kapalı olarak bu tarihe kadar bekletilecek. Evet. Ve biz herkese buradan bunu duyurmak istiyoruz. Ankara Ticaret Odası'nda da müşahitlik yapmak istiyoruz. Dolayısıyla oyların sayım sürecinde de aktif olarak orada bulunup bu süreci de gözetlemek istiyoruz. Burcu Hanım, son olarak şunu sormak istiyorum size. 7 Haziran seçimleri öncesinde, 1 Kasım seçimleri öncesinde sandıkların sürekli olarak yanında bulundunuz sizler. Kıyaslama yaptığınızda 1 Kasım seçimlerine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgisi nasıl? İlgi az mı, çok mu? Kısaca sizden bir değerlendirme alabilir miyiz? Şimdi yaklaşık olarak ilk haftayı geride bıraktık biliyorsunuz. İlk haftanın oy kullanma oranlarına bakıldığında özellikle Almanya'da yaklaşık olarak aynı civarda. Bu sene dün akşam itibariyle 93 bin civarında oy kullanılmış Almanya'da. Bu sayı geçen seçimle hemen hemen çok benzer. Fakat bu sefer seçimin bir hafta daha kısa olduğunu düşünürsek belki birazcık daha az olabileceğini tahmin ediyoruz katılım oranının, ama çok büyük ölçüde değişiklik olacağını zannetmiyoruz. Fakat bir de şöyle bir şey var, bazı yerlerde özellikle hafta sonları daha çok sandık açılmış durumda. Dolayısıyla buradan da hani daha insanların daha kolay ve daha çabuk şekilde oy vereceğini düşünürsek uzun yığılmaların olmayacağını ve insanların oy verme sürecinin daha çabuk olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yani çok fazla fark olacağını zannetmiyoruz. Ümidimiz tabii ki de oy verme oranının artması. Ben bu arada bütün evet. herkese özellikle hafta içi gidip oy kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hafta sonu büyük yığılmalar olabiliyor. Hafta içleri daha ziyade boş oluyor. Evet Burcu Hanım, sizin vesilenizle bizler de hatırlatmada bulunalım. Sevgili seyirciler, 25 Ekim'e kadar yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler. Oy kullanmaya bizler de bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak vatandaşlarımızı sandık başına davet ediyoruz. Burcu Hanım, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sizlere. Sevgili seyirciler, RTÜK sansürcü yayın platformlarını uyardı. Samanyolu Yayın Grubu ile İpek Medya Grubu'nu sansürleyen platformlara savcı talimatıyla kanal sansürlemenin hukukta karşılığı yok dedi. Yayın platformlarına gönderilen uyarı yazısında tarafsızlık ve hakkaniyet çerçevesinde ayrımcılık yapmadan hizmet vermek zorundasınız ifadesi kullanıldı. Dijitürk ve diğer yayın platformlarının Samanyolu Yayın Grubu ile İpek Medya Grubu'na ait 7 ayrı kanala uyguladığı sansüre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan tepki geldi. Üst Kurulu toplayan RTÜK sansürcü platformlara uyarı yazısı gönderme kararı aldı. Yasaklayıcı, sınırlayıcı unsurlar mahkeme kararıyla alınabilir. Savcının bir soruşturmada, bir araştırmada, bir incelemede bir yere talimat vermesi, bir yere kapattırması mümkün değildir. TV Bu ile başlayıp Kablo TV, Dijitürk ve Tele Dünya ile devam eden kanal karartmalara RTÜK sert çıktı. Çarpıcı bir karara imza atan RTÜK, iç hukukunda yer alan 29. maddenin 1. fıkrasına göre platformdan kanal çıkarmanın hukuksuz olduğunu vurguladı. Yayın hizmetlerine ilişkin kararların RTÜK tarafından alınması gerektiğine dikkat çekildi. RTÜK'e karşı yetki gaspı yapıyorsunuz denildi. Tam seçime giderken verilmiş siyasi kararlardır bunlar. Savcılığın böyle bir şey talep etme ve platformun da buna uyma
olması doğru değildir. İkisi de hukuka aykırıdır. Dijitürk başta olmak üzere sansürcü platformlara gönderilen uyarı yazısında platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorundadır kuralı hatırlatılacak. Platformların yayıncı kuruluşlar açısından fırsat eşitliği yaratacak şekilde bu imkanı tanımış olması gerekirdi. Rütü'nün uyarı yazısında özellikle savcı talimatıyla böyle bir sansür uygulanamayacağına dikkat çekildi. Hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle yapılan uygulamadan geri dönülmesi çağrısı yapıldı. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza para piyasalarındaki son durumu getiriyoruz. Dolar 2 lira 89 kuruş, euro 3 lira 29 kuruş, altın 110 lira, petrol 49 dolar 30 sent. Ve sırada hava durumu var. Hamburg yağmurlu 7 ila 9, Berlin parçalı bulutlu ve yağmurlu 6 ila 10, Köln parçalı bulutlu ve yağmurlu 4 ila 7, Frankfurt çok bulutlu 5 ila 8, Stuttgart parçalı bulutlu ve yağmurlu 3 ila 7, Münih parçalı bulutlu ve yağmurlu eksi 1 ila 8 derece. Amsterdam yağmurlu 6 ila 9, Brüksel yağmurlu 5 ila 7, Paris parçalı bulutlu ve yağmurlu 7 ila 9, Londra çok bulutlu 9 ila 14 derece. Madrid güneşli 9 ila 23, Roma parçalı bulutlu ve yağmurlu 13 ila 18, Viyana parçalı bulutlu ve yağmurlu 7 ila 12, Bern parçalı bulutlu ve yağmurlu 1 ila 8 derece. Oslo az bulutlu eksi 1 ila 8, Helsinki az bulutlu 0 ila 11, Kopenhag parçalı bulutlu ve yağmurlu 9 ila 12 ve İstanbul az bulutlu 16 ila 22 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.